El-mülhaku bi cem'i müzekkeri salim. Cem'i müzekkeri salim konusunun eki. Hünake elfazun ulhikat bi cem'i müzekkeri salim. Bazı lafızlar gelecek. Cem'i müzekkeri salime ilhak edilmiştir. Onlar da cem'i müzekkeri salim hükmünü almıştır. Fi i'rabiha. İrabta öyledirler. Ve ya'udu sebebu fi hazel ilhaki fakdu kulli lafzin minha ba'de şurut. Evet. Yani her bir lafzın bazı şartlara binaen yani bu şekilde ilhak olması söz konusudur. O lafızlarda bazı şartlar meydana geldiği için cem-i müzekkeri salim olarak kullanılır. Ve tilkel elfazu alen nahvil ati. Bu lafızlar şöyledir. Mesela sayı olarak işrune. Normalde işrun bir sıfat mıdır? Yeşil alem değil, özel bir isim değil. Sıfat olarak erkek sıfatı da değil. 20 diye bir erkeğe sıfat verilecek bir şey de değil. İşrun, müennese de verilir. Niye burada vav ve nunla çoğul yapılmış? Mesela bir de ve babuhu. İşrune ve babuhu. Yani telâthûne, erbaûne, hamsûne gibi. Ve huve selasuna ila tis'ine bu şekilde. Liannehu çünkü bu sayılar işrune, selasuna, hamsuna, erbauna. Liannehu la vahide lehu. Çünkü onun müfredi yoktur. Yani 20 yani işrun kelimesinin müfredi yoktur. Bu çoğul ama bunun müfredi işir değildir yani. Min lafzihi fela yuqal işir mesela. Kâle Teâlâ in yekum minkum işrûne sâbirûne yaglibû mi'eteyn. Evet, burada 20 kelimesi vav ve nunla geçmiş ayeti kerimede. Burada merfudur. Kâne'nin ismi oluyor. Bakın ismun yekûn. İsmu yekûn. Yekûn'un ismidir. Yekûn. Kâne'nin ismi değil çünkü burada yekûn var. Kânenin muzari harfi. Merfudur işrune. Alametu raf'i el vav. Bakın tıpkı cem müzekkeri salim gibi. Raf alameti vav'dır. Liennehu mülhakun. Çünkü o mülhaktır. Bi cem il müzekkeri salimi. Salim, cem, salim, salim müzekker çoğula mülhaktır. Ona yani onun hükmünü almıştır. Ve kâle. Yani hükmünü almasının sebebini bir daha söylüyorum işrune. Çünkü bunun vahidi yoktur. Ya bu kelimenin müfredi yoktur işrunun. İşir mesela denmez bunun müfredine. Mesela muallim müfrettir. Muallimun çoğuldur. Ama işrun çoğul, işir müfret değil. Yani, ve kâle Teala fetemme mikâtu rabbihi erba'ine leyle. Erba'in kelimesi bakın ye ile burada irab yapılır. Haldır. Evet. Temme miqatu rabbihi 40 leyleten. Hal bu miqat yani fail bunun failin halidir. Yani o miqatın hali 40'ine 40 olmasıdır. Mansubun nasbdır. Alametu nasbi el ya. Ya harfi nasb alametidir. Liannehu mulhaqu bi cem'i müzekkeri salim. Ve kâle Teâlâ, üçüncü örneğe bakalım. Fî yevmin kâne mikdâruhu 50.000 sene. Evet. 50.000 sene. Haberu kânedir. Kâne mikdâruhu, ismu kâne, 50.000 haberu kâne. Haberu kâne. Mensubun alâmetu nesbihi el-yâ. Nasb alameti yedir 50'ne. Liannehu mulhaqun bi cem'il müzekkeri salim. Ve kâle Teâlâ femen lem yestati' fe it'âmu 60 miskîne. Evet, burada it'âmu 60'ın 60 miskinin yedirilmesi demektir. 60 ye ile burada i'rab yapılır. 60 mudaf aslında sittu nedir? 60 60 olmuş. Mudafun ileyhtir. Mecrurun mecrurdur. İt'am mudaf mudaf ile alametu cerrihi el ya li ennehu mulhaqun bi cem müzekkeri salim diyoruz.
vel kelimat. Yani li'ennehu cem'u müzekkeri salim diyemezsiniz. Çünkü sittin cem'i müzekkeri salim değil. Bir müzekker çoğul değil. Daha doğrusu sittin müzekker değildir yani. Müennes için de sittin gelir. Ha nedir? Bunun müfredi olmadığı için öyle. O çoğul artık avvenun mülhak olmuş. Vel kelimatu. 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, tusamma el-ukudul-adediyye. Bunlara ukud denir. Yani sayılarda ukud ismi bunlara verilir. Ve hiye esma-u cumu'a. Bunlar çoğul isimlerdir. Yani çoğul isimlerde esma-u cumu'un öyle çoğul isimlerdir ki mülhakatun mülhak olmuşlar bi cem'i müzekkeri salim fi i'rabihi i'rabta ona ilhak olmuşlar. Evet. İkinci örneğimiz ulu kelimesidir. Ulu bu uli şeklinde olur. Burada nun tabi hasf oluyor. Çünkü ulu sürekli mudaftır. Mudaf ileyh ondan sonra geldiği için nun düşüyor. Ve tedullu ala ma'nel cema. Bu da çoğul manasına dalalet ediyor ulu. Ve leysa leha müfred. Yine ulunun müfredi yok. Müfredi olmadığı için ve çoğula delalet ettiği için cem'i müzekkeri salime mülhak olmuştur. Min lafzı. Lafzında müfred yok. Ve innema leha müfredun min manaha. Manada bir müfredi vardır. O da sahip demektir. Yani lafzında müfred yok. Ul denmez mesela. Ul. Bunu ul, müfredi ul değil. Müfredi sahiptir. Takulu mesela el ulema ulu fadli. Alimler fazilet sahipleridir. Fazilet ehlidir öyle diyelim. Kanel ulema uli fadlin. Alimler olmuştur fadıl ehli. Burada kanenin haberi olduğu için mensuptur. Nesb alameti ye'dir. Uli tıpkı muallimine gibi nun tabi düşüyor. Uli fadlin. Yine mecrur olacak. Tentafi'u min ulil fadli. Evet, sen menfaat alırsın. Şey, nentafi'u. Biz menfaat alırız. Biz istifade ederiz. Min ulil fadli. Fadıl sahiplerinden, fadıl ehlinden, fazilet ehlinden faydalanırız. Min harfi cerdir. Bu da ismun mecrurun bi min. Min ile mecrur olmuş bir isimdir. Ve alametü cerrihi eliyah. Liennehu mülhakun bi cem'il müzekkeri salim. Çünkü uli cem'i müzekkeri salim'e mülhaktır. Şöyle ayetten örneklere bakalım. Kale Teala قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. Evet. Ulu iki tane geçiyor. Birinci ulu, nahnu ulu haberdir. Haber, haberle merfu olur. Merfu'un alametu rafi el vav. Niye vav'dır? Li'ennehu mülhaku bi cem'i müzekkeri salim. İkinci ulu, kuvvetin ve ulu. O da haberdir. Tabi mahtuftur. Bu sefer haber diyemezsin. Çünkü vav'dan sonra gelmiş. Mahtufun habere, habere mahtuf. İsmun, isimdir. Mahtufun, mahtuftur. Ha, ikisini beraber söyleyelim. İsmun ma'tufun. İrab da öyle yapalım. İsmun ma'tufun. Merfu'un raftır. Ve alametu rafi el vav. Merfu demin sebebi ma'tufu aleyhin merfu olmasıdır. Liyennu mulhaqun bi cem'i müzekkeri salim. İkinci örnek. Ve kâle ta'ala. Ve la ye'teli ulu. Evet. Ve la ye'teli ulul fadli minkum ve sa'ati en yu'tu ulil kurba. Uli. Burada da ulu geçiyor. La. Tabi. Ve la ye'teli ulu. La. Burada nahiyedir. Yani işte nehyi gayiptir. Gayip olanı nehye diyor. Nahiye diyoruz. Harfın harftir. Mebniyün ala sükun. Evet. Nahiyedir. Lay nahiye. Nafiye var. Bir de nahiye. Bu nahiyedir. Nehye diyor. Harftir. Mebniyün ala sükun. Ye'tel. Hepsinin herhalde yapacak. Ye'tel fiilun. Fiildir.
Mudari'un. Bunu hangi fiil olduğuyla beraber söyleyeyim. Tıpkı burada ismül ma'tufun dedik. İsmül işaret mesela bazen olur. Bazen ismül cins olur gibi. Fi'lul mudari'. Fi'lun mudari'un. Sıfat olur. Fi'lun mudari'un. Meczumun bi la. La ile meczumdur. Ve alametü cezmihi hasfu harfil ille. Harfi illenin hasfidir. Çünkü ye teli. Burada bir ye var. Harfi illedir. Ve la ye teli. Ye düşmüş. Ve asluhu. Aslı ye telidir. Ve manaha yehlef. Yehlef manasındadır. Evet. Şöyle ulu kelimesine geldik. Bütün cümleyi yapmıyor. Sıra iki ulu'ya geldi. Ulu uli. Ulu faildir. Ye'telinin faili. Failun merfu'un alametu ref'i el vav li'ennehu mulhaku bicem müzekeri salim. Uli mef'ulu bihtir. Mensubtur. Alametu nesbi el ya li'ennehu mulhaku bicem müzekeri salim. Üçüncüsü. Evet. Ulu vardı ikincisinde. Birincisinde neydi? Birincisinde işrune. Semanune. Ehlune. Bu sefer ehlune kelimesi yine. Ehl mesela müfredidir ama bakalım nasıl izah edecek. Müfredu ehl. Ve huve ismu cins. Yani ismu cinstir. Ehl ismu cinstir. Camittir. Mislu racul. Racul gibi camittir. Şöyle ehl kelimesi ismu cinstir. İsmu vahid değil. Vel ehlu humul aşire. Vel ehl ismu cins olduğu için çoğul sayılır. Yani humul aşiretu. Aşiret olana denir ehl. Ve huve leysa alemen. Yani aşiret burada yani bir topluluk ismi demek istiyor. Ve ve leysa alemen. Dolayısıyla özel isim değildir. Ehl. Ve la sıfaten. Sıfat da değildir. Bakın. Yani ehl bir topluluk, bir aşiret ismi olduğu için öyle bir isimdir. Dolayısıyla leysa alemen. Özel isim değil. Ehl sıfat da değil. Kale şair. Ve mel malu vel ehlune illa ve da'i' وَلَا بُدَّ يَوْمًا اَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ. Burada ehlune kullanmış. Ehlune burada ismun ma'tufun çünkü vav'dan sonra gelmiş. Merfudur çünkü mal üzerine atfedilmiş. عَلَامَةُ رَفِيَ الْوَاوْ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِجَمْعِ مُزَكَرِ سَانِمُ مُلْحَقْتِرْ. وَقَدْ جَمَعَ الشَّاعِرْ كَلِمَةَ اَهْلْ. Şair ehl kelimesini çoğul yapmış. Cem'a müzekeri salim şeklinde. Ma enneha leyset alemen ve la sıfaten. Ne alemdir ne de sıfattır. Buna rağmen şair öyle yapmış. Demek ki ehlune bu şaire dayanarak ehlunenin de böyle ismu cins olduğu için sıfat olması Cem'a müzekeri salime mülhak olması uygundur. Yani ehlunenin yani müfredi ehldir ama ismul vahde değil. Tek bir kişinin ismi değil. O ismul cins olduğu için yine müfredi yoktur sayılıyor. 4. Alemun. Alemun. Şimdi alem kelimesi. Alem. Sıfat değil. Sıfat olmadığı gibi bu sefer bir alem isim de değil. Erkek ismi de değil. Alem. Özel isim. Alem. İsmun cem'in li kelimeti alem. Yani alem kelimesine ismu cem'tir. İsmu cem'a. İsmu cem'in. Yani ve ma'naha ma sival ma sival ala ma sival ulyal kadir. Ma sival aliyyil kadir. Hemen aliyyu kadir olan Allah-u Teala'nın
sivası, masivası olan şeylere denir. Yani alem dediğimiz şey müfred bir şey değildir. Alem deyince yine ismun cins gibi böyle çoğul bir şey kastedilir. Nedir alemin manası? Müfred bir şey olmuyor. Yani bu alemin çoğuldur da alem müfreddir değil. Alem niye müfred değil? Çünkü manası masivallah'tır. Masival aliyyil kadir. Aliyyil kadir olan Allah-u Teala'nın masivasındaki her şey alemdir. Min kulli mecmu'in mütecanisin minel mahlukat. Mahlukatın bütün cinsleri. Hepsinin çoğuna alem denir. Ke alemil hayvan. Mesela hayvanlar alemi. Alem diyoruz orada. Müfred değildir dolayısıyla. Ve alemül cemaat, cansızlar alemi. Alemün nebat, bitkiler alemi gibi. Ve sevaha, ve sivaha. Ve onların dışındaki alemler. Dolayısıyla alem müfred olmadığı için yine alemun şeklinde gelebilir. Müfredi yoktur diye. Ve alem ismi cinstir. Evet yine ismi cins. Çoğul sayılır. Camittir. Mislu racul. Racul gibi. Yani racul burada ismi cinstir. Yani bütün erkekleri kapsayan bir kelimedir. Evet. Beşinci kısım İlliyun. İlliyun Kur'an'da geçiyor. Ve huve ismul a'ali el cenne. Cennetin en yüksekleri. Cennetin yükseklerine yüksek olan yerlerinin ismidir. İlliyun. Yani cennetin en yüksek tabakalarına İlliyun denir. Oraya giden, oradaki tabakalara. Kale Teala inne kitabel ebrari lefi İlliyin. Bakın. İyilerin yazısı İlliyin'dedir. İlliyin bir erkek ismi değil. Dolayısıyla yani cennetin yüksek yerleri. İlliyin ismün isimdir. Çünkü fi İlliyin demiş. Fi lefi İlliyin. Harfi cer mecrur. İsmün mecrurun bi fi alametü cerri elya. Cer alameti ye'dir. Liyennehu mülhakum bi cem'i zekeri salim. Ve illiyun müfreduha illi. Müfredi illidir. Manası nedir? El mekanul ali. Yani yüksek mekan demektir. Ve illiye, illiye kelimesi manası nedir? El gurfetul ali. Bu da yüksek oda demektir. İlliye. İlli, illiye. Vel müfredu fi kilta el haleteyni gayru akıl. Yani hem illiye hem de illi. İkisi de gayri akıl için kullanılır. Gayri akıl. Yani akıl dışında, akıllı varlık dışındakilere kullanılıyor. Vel müfredu fi kilta, yani ikisinin kilta haleteyni. İki halette de müfred gayr-ı akıl içindir. Lizalike ulhike illiyun bi cem'i müzekkeri salim. Bu nedenle illiyun cem'i müzekkeri salime ilhak edilmiştir. Yani sebebi illiyun kelimesinin müfredinin işte illi ve illiye şeklinde gelmiş olmasıdır. Yani bu iki müfredin olmasıdır. İkisi de gayri akıla kullanılıyor. Yani müfredinin akıllı varlıklı bir tane olması ve akıllı varlığa kullanılması halinde onun çoğulu normal tabi ya müzekkere kullanılması gerekiyordu. Cem müzekkeri salim olurdu. Ha bu zaten akıl dışı varlıklar için kullanılmış. Bir de özel isim yani müzekker için kullanılan bir özel isim değil. Yani erkek ismi, akıllı varlık ismi olarak kullanılan değil. Dolayısıyla burada illiyun kelimesini biz cennetin yüksek mekanları olarak anlıyoruz. Ve onu da vavvenun şeklinde alıyoruz. Mülhak şeklinde. Tabi bu mesele çok açıklayıcı olmamış. Bunu söyleyeyim. Yani burada İşte illiyun müfredinin illi manasının mekan, yüksek mekan olması. İşte illiyedir manasının işte yüksek oda olması. Müfredinin de her iki halde akıl dışı varlıklara söylenmesi. İlliyun de akıl dışı varlıktır. Cennetin yüksek yerleri anlamında. Dolayısıyla tam izahı olmuyor. Bunu
söylemem gerekiyor. Şöyle bu alemun kelimesini yaptık. Altıncı kısma gelmişiz. Sinun. Evet, sinun ve babihu. Ve babuhu. Sinun ve babuhu. Ve huve kullu kelimetin, evet, kelimetin sülasiyetin huzifet lamuha. Lamı yani her kelimedir ki onun faale, yani son harfinin lam fiili, lamul fiilinin hasf olması, hasf olduğu bütün üç harfli kelimelerdir. Ve uvide anha tautenis. Ona tautenis ivad yapılır. Ve lem tucma cem'a teksirin. Bu cem-i teksir olarak çoğul yapılmaz. Bunun maksudu bizalike enne kavlena sene. Mesela senetun. Senetun yıl demektir. Asluhu senevu. Yani senevundur normalde. Senevun. Burada lamul fiil vav düştüğü için ona tey merbuta getirilmiş. Bakın senetun olmuş. Senevu. Mesela diyoruz ki senevi. Yani yevmi senevi. Yani vav olduğu için senevi diyoruz. Seneti denmez. Bu te vavun has olmasından dolayı gelmiş. Dolayısıyla bu senev diye kabul edilir ve ona işte senune şeklinde çoğul yapılır. Senune. Ev senetun. Yani ha senev ha senetun aynıdır. Ve delil ala zalike cem'u senetin ala senevat. Mesela senet, senetin. Yani yıl, senevat, yıllar. Bu şekilde getirilir. Çünkü taymer bu da getirilir ona. Ve işte senehat şeklinde de yine yazılır. Ve kad huzifet lamul kelime el vav evil ha. Ya vav ya da ha. Yani kelimenin sonu burada ha'dır. Senevatta da vav'dır. Bunlar hasf oluyor. Ve ci'na bita'i tenis. Biz de müenneslik tasını getiriyoruz. İvadan anha. O vav ve ha'dan ivad olarak o ta'i tenis getiriyor. Fesaret seneten. Kale Teala huvellezi ceallel şemse huvellezi ceallel şemse ziyâen vel kamere nûren ve kadderehu menâzile li ta'lemû adedes sinîn. Bakın sinûn, sinîn. Yani senetu, senev sinîn şeklinde çoğul yapılmış. Burada bakın vav ve nûnla yapılmış. Tabi burada mudafun ile olduğu için bunun mecrurdur. Cer alameti ye'dir. Çünkü mülhaktır. Cem-i müzekkeri salime mülhaktır. Şimdi onun ilhak olmasının sebebini açıklayacak tabi. Şimdi bunun vel hisab ayetin devamı var. Şimdi bunun bir irabını inceleyelim. Es-sinin. Sinin kelimesi mudafun ileyhtir. Adede sinin. Mecrurdur. Alametü cerrihi el-ya. Ye onun cer alametidir. لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِجَمْعِ مُزَكَّرِ سَالِمٍ. Çünkü cem-i müzekkeri salime mülhaktır. وَلَعَلَّهُ مِنَ الْمُف۪يدِ الْاِشَارَةُ اِلَا اَنَّ بَعْدَ الْعَرَبِ اَنَّ بَعْدَ الْعَرَبِ Arap'ın bazıları يُعَرِّبُ سِن۪ينَ يُعْرِبُ سِن۪ينَ sinin kelimesini irab yaparlar بِالْحَرَكَاتِ عَلَى النُّونَ nun üzerine irab yaparlar. Yani sinin böyle kalır. Dolayısıyla ye değişmez. Sinini, sinine, sininu şeklinde yaparlar Araplar. Ala nun ve kad tekelleme bizalike nebi el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kale Allahümme ceal ha aleyhim sininen. Bakın sininen yani sinine değil sininen kesinini Yusuf. Evet kesinini burada da kesre almış. Normalde Cem-i Müzekkeri Salim hükmünü olsaydı kesinine olacaktı. Kesinini Yusuf. Burada sininen yani mef'ulu bih'tir. Sani. Çünkü hum birinci mef'uldur. İc'al ha. Ha birinci mef'ul. Aleyhim sinine. Burada ikinci mef'ul.
İkinci mef'uldür. Mensubun, mensubtu alametu nesbihi el fetha. Kesinin, şuradaki kesinin ise el kaf harfun teşbihun harfu teşbihidir. Yani benzeten, benzetme harfidir. K benzetme harfi. Ve cerrun harfu cerdir aynı zamanda. Mebnidir alel fetih. Fetih üzerine mebnidir. Ve sinin, kesinin demiş. Burada kesralıdır. İsmün mecrur, isimdir. Mecrurun bil kaf diyoruz. Harfi cerlerden sonra gelen isimler böyle. Ve alametu cerrihi el kesretu el zahiretu tabi. Alel nun. Nun üzerine gelen zahir kesredir. Yani Araplar bunu da yapmış. Bu şekil irap yapmaları da var. Tabi hadisi buna delil getiriyorlar Araplar. Çünkü hadiste Peygamber Efendimiz de yani kesinini Yusuf şeklinde hadis rivayeti var. Burada ve tucma'u kelimetu mi'e. Mi'e kelimesi yani yüz kelimesi de yine çoğul yapılır. Nasıl? Ala mi'in. Mi'in şeklinde yapılır. Ve hiye mülhakun bi cem'i zekeri salim. O da cem'i zekeri salime mülhaktır. Ve erdune yine cem'u erd. Erd kelimesinin çoğulu erdune şeklinde gelir. Niye? Ve huve müennes, müennes olmasına rağmen arz müennestir. Gayri akil, bir de gayri akıldır. Ve kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Mustafa men gadebe qide şibrin min erdin tuvikahu min sab'i erdine yevmel kıyame. Erdine gelmiş. Erdune, erdine. Erdine mudafu iley mecrurun ve alametu cerrihi el yel yenehu muhakum cem'i zekeri salim. Yedinci sıradakine bakalım. Onu da şöyle, eğer uzunsa bir sonraki videoya alacağız. Şöyle 9 var, 10 var. Devam ediyor. Evet. Burada 7'de duralım. İnşallah biz sonraki videoda 8 şu 7'de 7 değil de 8'de devam edeceğiz. Şöyle 8'de benune kısmında kaldık.